yaşananlardan sizin çıkarımlarınız neler söylersiniz efendim? Siz bir doktorsunuz, aynı zamanda da Erdoğan'ın da zamanında doktoruydunuz. Siyaset alanına döner ve biz kendisiyle siyasi mecrada rekabet ederiz. Fakat izninizle birkaç konunun da altını çizmek istiyorum. Öncelikle bir ülkenin devlet başkanı ya da önemli karar verici mekanizmasında bulunan kişinin sağlığı önemlidir. İnsanlar tarafından dikkatle takip edilir ve buna dair doğru bilgiye edinme hepimizin hakkıdır. Dolayısıyla bu sürece dair hepimizin sağlıklı, yeterince ve doğru bir bilgi edinme hakkımız var. Öte yandan Erdoğan'ın o akşam yaşadığı konuyla ilgili çok fazla spekülasyon yapıldı. Yurt içinde, yurt dışında birçok değerlendirme yapıldı. Bunun da sebebi şu. Çünkü artık insanlar devlet kademelerinden gelen açıklamalara güvenmiyorlar, inanmıyorlar. O sebeple bu spekülasyonlar bu kadar artıyor. Ben önce şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın yaşamış olduğu o olayın neyse o sağlık sorunu, tahminlerim var ama yorum yapmayacağım, bu konuda bir değerlendirme yapmayacağım. Çok önemli olduğunu, onun siyasi kariyerini etkileyecek bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Fakat bir süre benim hekim olarak analizlerime ve değerlendirmeme göre bir süre biraz daha düşük tempoda çalışması gerekecek. Bu yorgunluktan ve yoğunluktan kendini bir süre daha uzak tutması gerekecek. Fakat burada sorgulamak istediğim şu. Bir kere enfeksiyoz bir gastroenteritten bahsediyor. Tıbbi bir terim, bunun ne olduğunu söyleyeyim. Yani aldığı gıdalardan mikrop kapmış ve bağırsakları iltihaplanmış diyor Sağlık Bakanı. Şimdi burada ben duracağım. Hekim olarak duracağım. Aldığı gıdalardan mikrop kapmış ve bağırsakları iltihaplanmış. Yani enfeksiyoz gastroenterit bu değil mi, tanımı bu? Evet. Şimdi bunu hiç açıklamasalardı ben bu yorumu yapmayacaktım. Yani diyecektim ki geçmiş olsun, önemli bir rahatsızlık değildir umarım. Olabilir çünkü seçim atmosferi, yoğun kampanya var, yoruldu, herhangi bir şekilde direnci düştü ya da bir sorun yaşadı deyip geçiştirecektim. Ama Sağlık Bakanı doğru söylemiyor. Bu enfeksiyoz bir gastroenterit değil. Niye değil onu söyleyeyim. Enfeksiyoz gastroenterit olur insanlarda. Nasıl kendini belli eder? Halsizlik olur, bulantı olur, kusma olur, ishal olur. Ve bu akut olarak kendini belli etmez. Yani bir yayın esnasında apar topar o yayını kesmenizi gerektirecek bir durum değildir bu. Dolayısıyla ben Sağlık Bakanı'nın bu açıklamasını üzüntüyle karşıladım. Çünkü insanlara doğru bilgi vermiyorlar. Öte yandan eğer bu doğruysa Erdoğan'a buradan açık çağrım var. Saraydaki bütün hizmetçilerini değiştirsin. Saraydaki o yemek yapan herkesi değiştirsin. Çünkü o gıdalar kirli gıdalardır. O kirli gıdalardan alınmış bir mikroba dair bir sonuçtur bu. Böyle bir açıklama. Dolayısıyla lütfen bu toplumun doğru bilgi edinme hakkını suistimal etmeyin. Hiç açıklama yapmasanız daha doğru olurdu. Bunu söyleyerek de bir anlamda insanların doğru bilgi edinme hakkına riayet etmemiş oldunuz. Ben yine söylüyorum, Erdoğan birkaç güne kadar görevinin başına dönecektir. Eski performansı olmayacaktır. Onu tahmin edebiliyorum bu yaşanan tablonun ardından. Ama Sağlık Bakanı'nın yaptığı bu açıklama doğru bir açıklama değil. En azından beni bir hekim olarak ikna etmedi. Her ne kadar Erdoğan bana doktor müsveddesi dese de dünyanın iki ülkesinden diplomam var. Ben hekim olarak bundan ikna olmadım. Peki Erdoğan gerçekten çok yorulduğu için mi bu tabloyu yaşadı? Muhtemel ki öyle. Peki niye bu kadar yoruldu Erdoğan? Müsaadenizle ona da bir siyasi yorum yapayım. Hatırlayacaksınız, Erdoğan kampanya dönemi başlamadan önce şunu söylemişti. Deprem yaşandı, ülke çok acı yaşadı. Bu itibarla çok hareketli, coşkulu, müzikli, renkli bir kampanya olmayacak ve biz muhalefete de çağrı yapıyoruz. Siz de lütfen böyle bir kampanya yapmayın. Daha siyah beyaz ve sönük bir kampanya olsun demişti. Bunun da sebebi aslında Erdoğan'ın çok da fazla söyleyecek sözü olmadığı için muhalefetin meydanlarda gümbür gümbür siyaset yapmasının önüne geçmek içindi bu. Ben bunu çok net olarak biliyorum. Peki Erdoğan son birkaç haftadır niye bu kadar gaza bastı? Niye bu kadar yoğun bir tempo içerisine girdi? Çünkü Gökmen Bey, Salim Bey, Erdoğan'ın elindeki anketler kendi adına vahameti gösteriyor. Piyasaya yansımamış, yani kendi partisinin dışında ve diğer partilere yapılan anketlerin dışında Erdoğan'ın şahsına yapılan anketler var. Sadece kendi biliyor, sadece kendi analiz ediyor. İşte bu anketler Erdoğan'a tablonun çok vahim olduğunu gösteriyor.
Erdoğan bundan dolayı panikledi, bundan dolayı bir telaşa içerisine girdi. Şöyle de bir özgüveni vardır. Ben sahaya çıkarsam, sahneye çıkarsam, ekranları doldurursam veya mitingler yaparsam bu oyları tekrar kendime çevirebilirim. Çünkü eskiden bunu yaptım. Böyle bir inancı var. Bu sebeple çok yoğun bir şekilde kampanya çalışmalarına girdi. Tabii vücudu da bunu kaldırmadı. Bunu da anlayışla karşılıyorum. Sanıyorum önümüzdeki dönem biraz daha düşük tempoda devam edecek. Ama Sağlık Bakanı'nın yaptığı bu açıklama doğru değil. Doğruysa Erdoğan hemen bu gece saraydaki bütün ahçıları değiştirsin ve oraya başka insanlar atasın. Ama o mikrobu ya da o işte iltihaplanmaya yol açan gıdayı belki hani saray mutfağından çıkmış bir gıda da değildi. Başka bir yerde alması ihtimali de olamaz mı gittiği yerlerde? Hayır, programı? Erdoğan'ın alacağı gıdalar bir değil, beş değil, on defa denetimden geçer Gökmen Bey. Dolayısıyla bunu hani herhangi bir şekilde dışarıdan bir gıda alınmış olma ihtimali sıfır. Peki o gün yani bu şu anda görüntülerini izlediğimiz olay sıcağı meydana geldiğinde Erdoğan'ın kendisi de işte seçim maratonu oluyor böyle şeyler. Bir üşütme, hatta demişti ki aslında bu yayına gelmeden önce de biraz rahatsızdım. Hani acaba ertelesek mi diye düşündüm ama hadi dedim söz verdik gelelim diye. Bu üşütme denilen şeyin tıbbi olarak bir karşılığı var mıdır Turan Bey? Aslında yani işte gribal enfeksiyon gibi algılanır. Evet tıbbi karşılığı bu ama kendini klinik olarak böyle belli etmez. Yani siz mesela Gökmen Bey üşütseniz akşam kanala haber verirsiniz. Ben kendimi iyi hissetmiyorum dersiniz ya da programa çıktığınızda biraz halsiz olursunuz, terlersiniz, kendinizi çok iyi hissetmezsiniz ama böyle bir akut tablo yaşanmaz. Ne üşütmede ne enfeksiyoz gastroenteritte böyle bir tablo olmaz. Bu başka bir sorun. Neyse geçti. Umuyorum bir an önce toparlanır ki bugün bir şekilde canlı yayına online bağlandı, bir açılış programına ya da bir törene katıldı. En azından toparlanmış olduğunu gördük. Bu çok sevindirici. Ama benim üzüldüğüm nokta insanların bilgi alma hakkının, bu bilgiye ulaşma hakkının ne yazık ki Sağlık Bakanı tarafından suistimal edilmesi. Çünkü söylediği şey doğru değil. Peki. Bu çok açık, hekim olarak söylüyorum. Bu yarıda kesilen canlı yayında biz o gün sıcağı sıcağını vermiştik Selim Bey, hatırlıyorsunuz. Orada reklam dedikten sonra soruyu soran gazeteci kalkıyor ama o sırada da henüz yayını kesmediğini fark ediyor. Tekrar yerine oturuyor, bakıyor duruma ve bir yerden de kısık sesle eyvah eyvah diye bir ses geliyor. Şimdi eyvah eyvah yani onu nasıl yorumluyorsunuz siz Turan Bey? Orada eğer belirtildiği şekilde böyle bir sorunu olduysa Cumhurbaşkanı yani enfeksiyoz gastroenterit şeklinde hani ne olmuş olabilir, bir ne bileyim kendinden geçme mi olmuş olabilir, bir ne bileyim istifrağı olmuş olabilir, var mı böyle tahminler? Ya bir sağlık sorunu yaşanmış orada. Bunun ötesinde spekülasyon yapmak doğru değil. Ama az önce de ifade ettiğim gibi Sağlık Bakanı'nın daha rasyonel, daha toplumu ikna edici. Keşke hiç açıklama yapmasaydı. Çünkü ben biliyorum bütün meslektaşlarım bu açıklamaya tereddütle ve soru işaretleriyle bakıyorlar. Ama yine söylüyorum ben Erdoğan'ın durumunun çok önemli ve ciddi olduğunu düşünmüyorum. Özellikle yurt dışından yapılan yayınların yanlı olduğunu düşünüyorum. Bazı medya kuruluşlarında ciddi problemlerin olduğu söylendi. Bundan hiçbirisi doğruyu, gerçeği yansıtmıyor. Ki bugün zaten kamuoyunun önüne çıktı. Birkaç gün içerisinde toparlayacaktır. Fakat çok yoğun tempoya Erdoğan'ın vücudunun dayanmadığı anlaşılıyor. Direncinin düştüğü de anlaşılıyor. Yine bu vesileyle ben küçük bir mesaj vereyim bütün siyasilere. Hepimiz çok ağır bir tempoda çalışıyoruz. Günde 18 saat, 20 saat çalıştığımız zamanlar oluyor. Gerçekten çok yorucu, çok emek ve efor harcamamız gerekiyor. Bütün iktidar ve muhalefet siyasilere lütfen iyi uyuyun demek istiyorum. Doğru beslenin, hafif gıdalar alın, bol sıvı alın, pozitif düşünün ve mümkünse vitamin takviyesiyle ayakta durmaya çalışın. Özellikle iktidar siyasetçilerine sesleneceğim. Tabii onların bu şartlar altında pozitif düşünmesi pek mümkün olmayabilir. Çünkü iktidarı kaybediyorlar. Ama bu da motivasyonlarını bozup sağlıklarını etkilemesin. Şurada 15 gün kaldı. Tekrar ben Erdoğan'a geçmiş olsun diyorum. Önemli bir şey olmadığını tahmin ediyorum, ümit ediyorum, diliyorum. Bir an önce sahalara dönüp siyasi atmosferde gereken siyasi rekabeti sağlıklı bir şekilde yapalım diyorum. Ama Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu bu açıklama beni ve meslektaşlarımı tatmin etmedi.
Çünkü bilimsel açıklamalarla izah edilebilecek bir şey değil. Peki Sayın Çömez, biliyorsunuz bir görüntü var ve o görüntü de henüz bizim hafızamızdan silinmiş değil. O da makam aracının içerisinde kaldığı görüntü Erdoğan'ın. Ve işte orada bir şekilde ona müdahale etmek için o aracın camları çok güçlükle değil mi kırıldı? Hatırlıyoruz o görüntüleri. Yani o rahatsızlığıyla ilgili de kamuoyunda bir merak olmuştu. Bir de bir malumunuz bir ameliyatı da olmuştu. Dolayısıyla hani daha önceki sağlık sorunlarını akla getirecek, tekrar hatırlatacak bir durum olarak görmüyorsunuz anladığım kadarıyla şu anki yaşadığı şeyi. Önemli bir sorun olduğunu düşünmüyorum Gökmen Bey. Ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. O bahsettiğiniz hadisenin yaşandığı dönemde ben milletvekiliydim. O süreci de yakından bilen ve tanık olmuş birisiyim. Ama şu anda bu spekülasyonların hepsinin yersiz olduğunu biliyorum. Böyle düşünüyorum. Bu itibarla sadece Erdoğan'a sağlık dileyerek ve bir an önce siyasal atmosfere geri dönüp gerçek siyasal düzlemde rekabet edebilmeyi temenni ediyorum. Ve özellikle yapılan bu spekülasyonların da Türkiye için doğru olmadığını düşünüyorum. Fakat bunlara maalesef iktidar kendisi zemin hazırlıyor. Çünkü yapılan açıklamalar insanları tatmin etmiyor. İktidara güven kalmadığı için, söyledikleri söze insanların itimat etmediği için her söylenen şeye soru işaretiyle bakıyor. Son açıklama eğer olmasaydı ben bu değerlendirmelerin hiçbirini yapmayacaktım ama Sağlık Bakanı bu açıklamayı yaptıktan sonra bir bilim adamı kimliğimle buna itirazımı yapmak durumundayım. Benim de topluma karşı bir sorumluluğum var. Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu bu açıklama beni hiçbir şekilde tatmin etmedi. Çünkü kendi içinde çelişkiler barındıran bir açıklamaydı. Ama Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili ben yurt dışından da çok yoğun bir ilgi olduğunu biliyorum. Yurt dışından da arayanlar oldu ve birçok yabancı medya kuruluşunun spekülatif haberler de yaptığını biliyorum. Bunların hiçbirisi doğru değil. Yani kalp krizi deniyor, başka şeyler söyleniyor. Bunların hiçbirisi doğru değil. Erdoğan ağır bir tempoya vücudu dayanamadı ve şu anda istirahatle bunu toparlayacaktır. Benim gözlemim bu. Umarım bir an önce döner ve biz kendisiyle siyaseten rekabetimizi sürdürürüz. Evet efendim, her şeyin başı sağlık. Olmaya devlet cihanda